İlla duymuşsunuzdur. Cahildim, dünyanın rengine kandım diye haykıran sesi. Dizilerde, filmlerde, bir yerlerde denk gelmişsinizdir. Tatlı dillim, güler yüzüm, el ceylan gözlüm diye çığıran sesle. Peki hiç gerçekten kulak verdiniz mi bu sesin söylemek istediklerine? Ne dinliyorsunuz bilmiyorum. Müzik tarzınızı bilmiyorum. Neşet Usta'yla, Ozan Neşet'le, Garip Neşet'le, Aptal Neşet'le tanıştınız mı hiç? Bu zamana kadar hiç gönlünüze almadıysanız Garip Neşet'i, gelin bir tanıyalım bu güzel adamı. Halk ozanlığı ve aptallık mertebesinin son temsilcisidir Neşet Ertaş. Son aptal. Ne demek ki bu aptal? Aptallar dili kullanmadaki yetenekleri, müzikal kabiliyetleriyle kültürümüzün önemli taşıyıcılarıdır. Göçebedir kendileri. Asırlar önce Horasan'dan Anadolu'ya göçüp Kırşehir'e yerleşirler. Acılarını, horlanmalarını saza döküp dağlara söylerler. Karınlarını sazlarıyla, türküleriyle doyururlar doyurmasını ama müziği bir meslekten çok hayatın kendisi olarak benimserler. Nota falan da bilmez aptallar. İçlerinden geldiği gibi müzik yaparlar. Aptallık babadan oğula geçer. Saltanatta olduğu gibi geçen şey taht, padişahlık, zenginlik değildir. İnsanlık, paylaşmak, alçak gönüllülüktür. Görünüşe değil, öze değer verirler. İşte Neşet Ertaş, sazı, sözü, kişiliğiyle bu aptalların içinden doğal konservatuvardan yetişmiştir. Karacaoğlan'ın, Yunus Emre'nin, Pir Sultan Aptal'ın varlık bulmuş sesidir Neşet. Kendi deyimiyle aptallığın kuralı, herkesin sevdiğinden kardeş olmasıdır. Şener kardeşim, gözlerinden öperim. Bu sana olan sevgim, bu sana olan sevgim, yüreğimde kalmadı şükür, karınca kaderince bir katre. Dünyana katılı bindiyse ne mutlu bana. Neşet Baba'yı bir kez yüreğine alanlar bilirler. Derdini kimseye açamayanlar, sevdalananlar, sevdiklerini kaybedenler, eski günleri özleyenler dinler Neşet Baba'yı. Öyle doğal, öyle sahicidir ki Neşet'in sazı sözü. Kulağınla değil, gönlünle dinlediğinde içinde hiç keşfetmediğin bozkır çiçeklerinin açtığını hissedersin. Şu garip hanımdan bile şivelin adını, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neşet'i dinledikçe güzelleşir, özüne döner, daha insan, daha halktan olursun. Nerede ne arıyorsun divane gönlüm, dinle bir kendini anlamak için. Sen bir ruhsun, kalbin ruhuna bağlı, irade elinde yönlemek için. Tanıyabildin mi sendeki seni, bütün vücudunu bu nazik teni. Allah şahit etmiş ruha bedeni, kimseyi kimseden sormamak. Dönelim hikayenin başına. Kırşehir'in Aptallar Köyü'nde doğar Neşet. Babası Muharrem Ertaş, Neşet'in doğumunda alır sazı eline, başlar çalmaya. Neşet'in dünyaya geldiğinde ilk duyduğu ses babasının sazı olur. Ömrü boyunca da kopamaz bu sesten. Muharrem Ertaş, 70 yıllık ömrünün 60 yılında o köyden bu köye göçer. Düğünlerde sazını çalıp türküler çığırır. Bebesi Neşet'in karnını da türküleriyle doyurur. Bu gördüğünüz çamaşır tokacı. Çamaşır makinesinin olmadığı zamanlar köyde kadınlarımız çamaşırları bir güzel serer, bu aletle döve döve yıkarlar. Muharrem Ertaş'ın yolunu gözleyen Döne Hanım, bulduğu bir teli bu çamaşır tokacını takarak oyuncak bir bağlama yapar oğlu Neşet'e. Neşet tıngır tıngır büyür anasının yaptığı bağlamasıyla. Daha ilkokulda çok iyi keman çalar. Onun gibi keman çalan da yoktur oralarda. Ama onun gönlü de babası gibi yanık türkülerde, sazındadır. 12 yaşında kaybeder anacığını Neşet. Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Yozgat. Babasıyla köy köy gezdiği için okula gidemez. Düğünlerde zil çalıp kaşık tutar. Alır babasının sazını eline, başlar o da yanık sesiyle türküler çığırmaya. Bir gün Neşet, çaldığı köy düğününde bir kıza sevdalanır. Kızın babası saz çalıp türkü söylediği için kızını genç garibe vermek istemez. Onun gönülden bağlı olduğu sazı, türküsü aşağılanmıştır. Bu çok ağrına gider Neşet'in. Aşağılandık. En açık örneği atasözü haline geldi. Kızı gönlüne bırakırsan ya davulcuya varır ya zurnacıya. Davulcu zurnacı fakir olduğu için. Ama parayı veren düdüğü çalıyor. Gönül parayla satılır mı? İnsan parayla satılır mı? Kim kimi satıyor? Hiç kimse kimsenin değil. Hak katında herkes birer bireydir. Ama gönüle gem vurulamaz. Gönül mahkum edilemez, gönüle zincir vurulamaz. Gönül kimi severse de güzel o.
İki gönül bir olunca suvan yesen bal gelir. 14 yaşındaki Neşet küser toprağına, alır başıyla sızını, düşer yollara. Cebinde sadece 2,5 lirası vardır. Yurttan Sesler programında misafir olarak türkü söylemek için son parasıyla Ankara biletini alır. Bir gün boyunca bekler radyonun kapısında. Almazlar Neşet'i. Ertesi gün yine gelir. Saatlerce bekler. Sen adresini bırak, biz seni çağırırız der. Başlarından salarlar. Yılmaz Neşet yine gider. En sonunda çal bari duyalım derler. Bu hayatında en heyecanlandığı andır Neşet'in. Bir başlar çalmaya. Hemen yarın alırlar programa. İstanbul'a yola koyulur Neşet. Artık cebinde hiç parası kalmamıştır. Otogara gider. Oturur sazıyla yere. İstanbul'a gideceğim ama param yok, sazım var der. Bilet satan otogar çığırtkanlarına akşama kadar çalar sazını. İstanbul biletini de böyle alır. Onu otobüsün arkasında ayakta bir yer verirler. İçi sevinçle dolu İstanbul'a kadar ayakta gider Neşet. Umudunu bağladığı sazıyla, aç karnıyla büyük İstanbul'da iş aramaya başlar. Karın tokluğuna çalışmaya razıdır bu genç. Gördüğü tüm dükkanlara girer. Yine de bulamaz iş. O da bildiği işi icra etmek için sirkecide bir plakçının kapısını çalar. Ben saz çalarım der, başlar gönlüyle söylemeye, gönlüyle çalmaya. Bu genç delikanlının yanık sesini duyanın duygulanmaması çok zordur. Neşet'in sesi şen çalar plan sahibi Kadri Şençalar'ın yüreğine dokunur. Duygulanır ve ağlar Kadri Bey. Tutar Neşet'in elinden ve yolunda bir pavyona götürür. Size bir garip getirdim der. Neşet çıkar sahneye. Neden garip garip ötersin bülbül türküsünü söyler. Genç Neşet iki plak doldurur. Ankara Radyosu'nda da ayda 2 defa program yapar. İçli sesi memlekette yankılanıyordur artık. Alevi radyolarında da çalar, muhafazakar kanallarda da söylenir, rakı masalarında da dinlenir Neşet. Herkesin nefesi olur. Anonim türkülerin arasında kendi türkülerini de söyler. Ama o kadar mütevazi bir kişiliğe sahiptir ki, söylediği türkülerin kendi bestesi olduğunu belirtmez. Kimse de yıllarca fark etmez bu durumu. Garip mahlasıyla koşma türünde yazdığı usta işi şiirlerini, Ozan Yönü'nü de kimse fark etmez yıllarca. Bestelerinde insanlara mesajlar vermek ister Neşet. Ben fazla kelime bilmem, bilmem azdan çok anlar mısınız der. İnsan haklar hak olsun, bu hakkı bilen çok olsun. Bütün silahlar yok olsun, cehalet can dağlamasın. Ankara'da Leyla adlı bir kadına aşık olup evlenir Neşet. Onların aşkı da başlı başına bir hikayedir. Uzun sürmez bu evlilik. Leyla'sından ayrıldıktan sonra en işli eserlerini söyler Neşet. Hüzünleriyle çalar, acılarıyla söyler artık. Özledim demez Neşet. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin der. Seni seviyorum demez Neşet. Evvelim sen oldun, ahirim sensin der. Ayrılık acısını giderli şarkılarla anlatmaz Neşet. Elim ile içtim aşkın zehrini der. İmkansız sevdaların ardından biz sevmekle yükümlüyüz. Kavuşmak mı? Onu Allah bilir der. Sevdayı da onun gibi anlatmak herkesin harcı değildir. Yürek ister, gönül ister, aşk ister. Doyulur mu, doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canana kıyanlar hakkın kulu sayılır mı? Bir gün sunucu Neşet Baba'ya sorar. Yeni türküler neden sizinki gibi kalıcı olmuyor? Biz çekmediğimiz derdin türküsünü yakmayız kızım der. Dertlidir, içkiyi fazla kaçırır Neşet Usta. Yarın aşkıyla döndüm şaşkına, arada içerim, sizden de sır çıkmaz ya yarın aşkına. Bir gün alır sazı eline ama parmaklarını hareket ettiremez. Sol tarafı felç olmuştur garibin. Müzisyenlikten başka mesleği olmadığından parasız kalır. Almanya'daki kardeşinin yanına gider tedavi olmaya. İşçi Türkler için çalar bu sefer sazını. Tam 27 yıl kalır gurbette. O umursamaz çağını, şöhreti ama plakları ve besteleriyle artık çok meşhur olmuştur Neşet. Dillerde hep onun sözleri vardır. Memleket özlem duyar Neşet'e. Vatana çağrılır. En sonunda alır sazını, döner Türkiye'sine. Toprağın insanları, merhaba. UNESCO kendisini dünya kültür mirası kapsamında yaşayan insan hazinesi olarak gösterir. Hiç okula gitmez Neşet ama İTÜ Devlet Konservatuvarı'ndan Fahri Doktor ünvanı alır. Bağlamadaki tavrı ve eserleri konservatuvarlarda ders olarak okutulur. Konser saatinde çıkmayıp insanları saatlerce ayakta bekleten şarkıcıların yanında konserine gelen insanlara ''Ayağlarınızın turabı, gönüllerinizin hizmetçisiyim efendim. Bu gara suratlıyı dinlemek için ne zorluklarla buraya kadar zahmet edip geldiniz. Bana şeref verdiniz. Saygılarımı sunuyorum.'' der. Öyle saygılı, öyle ince düşünen biridir ki Neşet Ertaş.
Sahnede seyircilerden ceketimi çıkarmak için bile izin ister. Saygısızlık olmasın. Ceketimi çıkartabilir miyim? Bir gün belediye başkanı Neşet Ertaş'a sorar. Konser paralı mı olsa Neşet Baba? Neşet Ertaş, ben gençlerin cebindeki ekmek parasına, cigara parasına göz dikmem der. Neşet Ertaş'a devlet sanatçılığı verilmek istenir. Reddeder. Hepimiz devletin sanatçısıyız. Ayrıca bu bağa ayrımcılık geliyor. Ben halkın sanatçısı olarak kalırsam bu benim için en büyük mutluluk olur der. Evine giren hırsız için muhabire, ben evime hırsız girdiğine üzülmüyorum. Yurdum evladının hırsızlık yapmak zorunda kalmasına üzülüyorum diyebilecek kadar güzel gönüllüdür Neşet Baba. Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş'ın heykelini yaptırmak ister. Neşet Ertaş'a haber verilir. Neşet Usta heykel sanatçısının atölyesine gider ve şöyle bir ricada bulunur. Beni yapmayınız efendim. Rahmetli babamın heykelini yapınız. Zira benim tüm sanatım babamdandır. Bunun üzerine heykel sanatçısı Tanku Töksem, öyleyse siz de yanına çocuk olarak yapalım diye bir öneride bulunur. Neşet Usta bu öneriyi kabul eder ve çizimler yapılmaya başlar. Çizilen resimde baba oğul ellerinde sazlarıyla bir eşeğin üzerindedir. Neşet Ertaş resmi inceler ve şöyle der. Olmaz bakanım olmaz. Eşeğin de canı vardır. Sürekli sırtında mı taşıyacak bizim yükümüzü? Yazıktır bu hayvana. İndir bizi bu eşeğin üzerinden. Şu an hala Kırşehir Terme Caddesi'nde bulunan bu heykelin sırrı da Neşet Ertaş'ın hassas gönlünün eseridir. Neşet Ertaş, Türkiye'nin aranan sanatçısı olmasına rağmen abdallığın şanı budur diyerek neredeyse hayatının sonuna kadar düğünlerde çalıp çığırmıştır. Bir gün yine Bayram Bilge Tokel'le birlikte bir düğüne giderler. Düğün sahipleri Neşet Baba'ya bir çanta içerisinde tomarlarca para verir. Bayram abi arabasını Kırşehir'e doğru sürerken Neşet Baba tarlada çoluk çocuk çalışan ırgatlar görür. Bayram kardeş şu gerideki tarlaya doğru dönsek bir der. Dönerler tarlaya. Neşet Baba tanınmamak için kasketini yüzüne doğru iyice indirip çocukları arabaya çağırır ve miktarına bakmaksızın elinin alabildiği kadar parayı ırgat çocuklara dağıtır oracıkta. Ardından da sür bakalım der. Türkiye'deki şöhretine karşın hiç zengin olmamıştır Neşet Ertaş. Paranın bir önemi yoktur onun için. Bir anadan dünyaya gelen yolcudur sadece. Bir anadan dünyaya gelen yolcu. Onu söylüyorum. Göğül almak, mülk almaktan daha önde der. Şu koca dünyada hiçbir şey bizim değil. Bizim olan verdiğimiz emektir de. Albümlerinden kazandıklarının büyük kısmını da fakire, fukaraya, ihtiyacı olan düşkünlere dağıtır. Anlayacağınız Neşet Ertaş olmak zordur bu dünyada. Her şey olabilir insan. Ünlü olabilir, şöhret olabilir, şarkıcı olabilir. Ama garip Neşet olamaz. Bu güzel insan bir gün yorulur gider bu yalan dünyadan. Ardında türkülerini, mezar taşına kazılı sözlerini bırakır. Sakin ola insanoğlu. İncitme canım, incitme. Her can bir kalp. Hakka bağlı. İncitme canım, incitme. Nerede ve nasıl bir mirasın üzerinde yaşadığımızı bizlere tekrar hatırlattığın için, yaşattığın, temsil ettiğin tüm güzellikler için teşekkür ederiz. Ellerinden, gönlünden öperiz güzel insan. Şimdi en çok da türkülerimizin başı sağ olsun. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider yaroy 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 yaroy.